Tarihte bugün 4 Şubat. 4 Şubat 1794. Fransa sömürgelerinde köleliği kaldırdı. Fransa 18. yüzyılda Kuzey Amerika eyaletlerinin köleliğe karşı getirdiği kısıtlamalardan esinlenerek bütün sömürgelerinde köleliği kaldırdı. Fransa'nın büyük limanlarında, kolonilerinde ve üretiminde kölelerin sağladığı rahatlıktan vazgeçmek o dönem için oldukça önemli bir karardı ve bu karar fazla uzun sürmedi. 1802 yılında Napolyon Bonaparte, kölelik düzenine tekrar geri dönülmesine karar verdi. İngiltere ve Portekiz'in ardından dönemin üçüncü büyük köle tüccarı konumundaki Fransa'da 1848 yılına gelindiğinde, aydınların ve hükümetin ortak kararıyla hazırlanan genelge sonucunda kölelik bir daha geri dönülmemek üzere lağvedildi. 4 Şubat 1871. Şeyh Şamil vefat etti. Kafkas halklarının cesaretiyle ün yapmış milli kahramanı Şeyh Şamil, hac ziyareti için gittiği Arabistan'da vefat etti. Hazreti Muhammed'in defnedildiği Cennetül Baki mezarlığına defnedilen Şamil, genç yaşlardan itibaren Kafkas halkının Rusya karşısındaki özgürlük mücadelesinin lideri oldu. İslami birlik düşüncesinin gelişmesine katkı sağlayan Şamil, 1859 yılında Rus ordusuyla yapılan savaşta son ana kadar direnerek büyük bir kahramanlık gösterdi. Savaş sonunda esir düşen Şeyh Şamil, Rus çarı 2. Alexander tarafından sarayda bir ay misafir edildikten sonra onurlu esirlik kapsamında Kaluga'ya gönderildi. Dağistan'dan Kafkasya'ya kadar bütün İslam ve Türk ülkelerinde büyük bir kahraman olarak görülen Şeyh Şamil, esir olduğu dönemde Rus çarından izin alarak gittiği hac ziyareti sırasında hayatını kaybetti. 4 Şubat 1902, 1. Jön Türk Kongresi. Paris'te Fransız Senatosu üyesi Lafeuvre Contalis'in evinde 1. Jön Türk Kongresi yapıldı. Bu kongreye Osmanlı Devleti'nin hakim olduğu hemen her bölgeden çağrılan delegeler katıldı. Osmanlı Devleti'nde 2. Meşrutiyet'in ilanında etkili olan Jön Türk Hareketi, Osmanlı gençlerinin bir araya gelerek kurduğu bir cemiyetti. İttihat ve Terakki Teşkilatı'nın da kurucusu olan Jön Türkler Hareketi'nin başlıca üyeleri arasında Mehmet Bey, Reşat Bey, Agah Efendi, Namık Kemal, Ziya Paşa ve Ali Suavi gibi isimler vardı. Padişah Abdülhamit yönetimine karşı örgütlenen Jön Türkler, Fransız ve İngiliz hükümeti çevrelerinden destek gören ve içinde her dinden, her milliyetten insan grubunun bulunduğu bir hareketti. 4 Şubat 1945, Yalta Konferansı. Yalta Konferansı, Sovyetler Birliği'nin Yalta kentinde Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Rusya'nın bir araya gelmesiyle toplandı. İkinci Dünya Savaşı sırasında toplanan konferansta savaşın sonunda Almanya'nın mağlup edilmesiyle oluşacak koşullar görüldü. Almanya'nın savaştan sonra işgal edilmesi, Nazizmin ortadan kaldırılması ve Alman ordularının dağıtılması kararlaştırıldı. Yalta Konferansı'nda Türkiye'de geniş bir biçimde tartışma konusu olmuş, henüz tam olarak açıklanmasa bile Sovyetler Birliği'nin İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile ilgili Montreux Sözleşmesi'nin tekrar görüşülmesini istediği bildirilmişti.